Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en garanti mayalı poğaça tariflerimden biriyle geldim. Bu tarifi bir defa denediğiniz takdirde sürekli yapmak isteyeceğinize eminim. Yumuşacık puf puf oluyor. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram tereyağı ya da margarini karıştırma kabına alalım. Üzerine çeyrek su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı sütü ekleyelim. Ardından 2 dolu yemek kaşığı kadar yoğurt ilave edelim. 2 tane yumurtanın bir tanesinin sarısını üzerine sürmek üzere ayırdım. Geri kalanını e, içerisine ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şekeri ilave ediyorum. Ve son olarak bir paket kuru instant mayayı ekleyerek tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Instant mayanın gramajı 10 gram. Bu arada kullandığım su bardağının ölçüsü de 200 mililitre her zaman olduğu gibi. Yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Kullandığım malzemeler oda sıcaklığında. E, sütün ısısı da ılıktı. E, çok soğuk malzeme kullanmayın. Çünkü mayalı bir hamur olacak. Kullanan malzemelerin ılık olması önemli. Güzel bir şekilde mayalanması ve puf puf kabarması için poğaçanın bu malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra diğer tarafta ayrı bir kasede 5,5 buçuk su bardağı kadar unu ayarlamıştım kademeli bir şekilde ekliyorum bir miktar unu ekledikten sonra karıştırmaya devam ettim Dilerseniz direkt elinizle yoğurma işlemine de geçebilirsiniz fakat bu şekilde kıvam alıncaya kadar ben spatula ile karıştırmayı tercih ediyorum sonrasında elimle yoğurma işlemine geçiyorum Toplamda 5 su bardağından biraz fazla unla hamurum istediğim kıvama geldi. Yumuşak dokuda bir hamur olması gerekiyor. Sert olmaması gerekiyor hamurun. Bunun için unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Ortalama 5 su bardağından sonrasını kontrollü bir şekilde ekleyin bence. Çünkü unun kalitesine, markasına göre kullanılan un miktarı değişkenlik gösterebiliyor. Bazen 5 su bardağı unla, Bazen 5 buçuk su bardağı unla e, istediğiniz kıvama gelebilir hamurunuz. Şöyle biraz elimle e, yoğurmaya devam edeceğim. Kıvamına bakarak bu aşamadan sonra un takviyesinde bulunacağım. Bu aşamaya kadar toplam 5 su bardağı un eklemiştim. Sonrasında gözüme biraz daha cıvık göründüğü için bir miktar daha un ekledim. Ve yoğurmaya devam ettim. Hamurum istediğim kıvama geldi. Hamur toparlandıktan sonra bir müddet daha yoğuruyorum. Bu aşamada 5 su bardağından biraz daha fazla unu ekledim. Ve hamurum istediğim gibi oldu. Hamurunuz ele yapışmayacak. Yumuşak dokuda olmalı. İçerisinde zaten katı yağda kullandığımız için çok fazla ele yapışmaya müsait bir hamur olmuyor. Yeteri miktarda un kullandıktan sonra. E, yoğururken sizi zorlamayacak bir hamur. Bu şekilde belirtebilirim. Şöyle toparlandıktan sonra da hamurumun dokusunun daha da güzelleşmesi için yoğurmaya devam ediyorum. Ardından mayalanmaya bırakacağım üzerini kapatarak. Hamurun üzerine streç filmle kapattım. Üzerine de temiz bir örtü örttüm ve 1 saat kadar mayalandırdım. Hamurun en az 2 katı kadar kabarması gerekiyor. Çok güzel bir şekilde mayalandı hamurum. Gördüğünüz gibi 2 katından daha da büyük oldu. Şöyle havasını alıyorum. ilk olarak Hamur mayalanınca bu şekilde havasını almanızı öneririm. Kimileri e, havasını almadan şekil verme işlemine geçin diyor ama ben buna katılmıyorum. Çünkü bu şekilde hamurun havasını aldığında maya kokusu kesinlikle olmuyor. Sonrasında tekrar mayalanıyor zaten hamurumuz. Hiçbir şekilde e, kabarmasında sıkıntı yaşanmıyor. Bu şekilde yapmanızı öneririm. Maya kokusunun olmaması için. Ardından dilediğiniz boyutlarda parçalara bölebilirsiniz. Ben şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar oluşturmayı tercih ettim. Daha küçük ya da daha büyük de yapabilirsiniz. Ben poğaçamı boş bir şekilde hazırladım. İç malzemeli bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bu poğaçanın içerisine peynir, patates, kıyma, zeytin ve benzeri malzemeler de oldukça yakışıyor. Ee, zevkinize göre onlardan da ilave ederek poğaçanızı hazırlayabilirsiniz. Ben şöyle elimle yuvarlayarak bezeler oluşturdum ve yağlı kağıt serdim fırın kabına yerleştirdim poğaça hamurlarımı. Eğer iç malzemeli e, yapmak isterseniz de e, elinize genişleterek ortasına iç malzemeyi koyarsınız ve karşılıklı kenarları ortada e, birleştirerek poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Bunu da belirtmek istedim. Bu poğaçamızı hazırladıktan sonra tepsi mayası yapmamıza gerek yok. Ben yapmıyorum. Bu tarifimde gayet de güzel kabarıyor. Fırına verdikten sonra. Çünkü farklı bir şekilde hazırlıyoruz. Hamurumuzu sizler de gördünüz. Katı yağ kullanıyoruz. Oldukça yumuşak olduğu için fırına girdikten sonra çok kısa sürede zaten hacmi ikiye katlanıyor. Birazdan piştikten sonra göreceksiniz. Hiç tepsi mayası yapmadan ayırmış olduğum yumurta sarısını şöyle bir karıştırdım. Ve poğaça hamurlarımın üzerine dağıtıyorum. Zaten durdukça şu an yumurtayı dağıtırken bile kendi kendine mayalanıyor. Kolay bir şekilde mayalanan bir hamur. Yumurta sarısını dağıttıktan sonra üzerine son olarak susam ve çörek otu da ekledim. Sade bir şekilde de fırına verebilirsiniz. Ya da haşhaş da ekleyebilirsiniz zevkinize göre. Diğer tarafta fırınımı 180 derecede ısıtmıştım. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında poğaçalarımızı pişireceğiz. Poğaçalarım benim fırınımda tam olarak 30 dakikada istediğim şekilde pişti. Kontrollü bir şekilde pişirin. 25 dakikadan sonra kontrol edin. E pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Çünkü 30 dakikanın sonrasındaki hali bu. İlk sıcaklığın çıkmasını bekledim ama halen daha sıcak. Şöyle sıcakken dahi e, kuru olmadığını, yumuşaklığını sizlere göstermek istedim. Yumuşacık puf puf oluyor inanın. Çok güzel bir şekilde de kabarmışlar gördüğünüz gibi. Sıcak olduğu için biraz tutarken zorlanıyorum burada. Ama e, zaten biraz sıcaklığı çıktıktan sonra üst kısmı yumuşuyor genelde poğaçaların. Ama bu poğaça çıktığı haliyle bile oldukça yumuşak. Kesinlikle bir sertliği olmuyor. İç dokusu da bu şekilde. Ben denediğiniz takdirde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Çok garanti bir tarif ve herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.